oldu, yok oldu. Kül ve dumanlar ilçe merkezine kadar ulaştı. O görüntüleri de birazdan göreceksiniz. Alevler iç çimelere doğru ilerliyor. Datça-Marmaris Karayolu araç trafiğine kapatıldı. Bu arada bir sıcak gelişme var. Bir şüpheliden söz edilmişti. Bakan Soylu söz etmişti, hatırlayın. İşte o kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alındı önce, adliyeye sevk edildi. Ve sonrasında da tutuklandı. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Ve itiraf da bulundu. Dedi ki babama kızdım. Evet, ben yaktım dedi. Haberimizin ayrıntılarını izleyin. Marmaris yangınının dördüncü gününde alevlerden çıkan kül ve dumanlar ilçe merkezine kadar ulaştı. Yangın içmelere doğru ilerliyor. Alevlerin küle çevirdiği alan 4000 hektara ulaştı. Bu büyüklük yaklaşık 5000 futbol sahası demek. Datça-Marmaris Karayolu araç trafiğine kapatıldı. Gece uçuşuna müsait hava araçları olmadığı için yangına havadan müdahale yine sabah saatlerini bekledi. Yangın kontrol altına alınamayınca çevreyi güvene alma çalışmaları hız kazandı. Alevler Yeşilbelde Mahallesi'nde bulunan katı atık depolama tesisine kadar yaklaştı. Bölgede bulunan ağaçlar güvenlik koridoru oluşturmak için kesildi. Üç kol halinde devam eden yangının Yeşilbelde'ye ulaşması Datça yolu mevkiini tehlikeye sokabilir. Şayet böyle olursa yangının ulaşacağı alan kat be kat artabilir. Bölgede tomalar belediye arazözleriyle şehir merkezine set çekildi. Karadansa ekipler yangınla mücadele için canla başla çalışmaya devam ediyor. Alevleri durdurabilmek için sadece metrelerce mesafede canlarını ortaya koyuyorlar. Yangının hava şartları daha müsait olan ilk 3 günde kontrol altına alınamaması tartışma yaratırken meteorolojik verilere göre bugün rüzgar hızının 40 kilometreyi aşması bekleniyor. Bu seviye yangının sürdüğü ilk 3 günün en yükseği. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplamda 29 kişinin yangından etkilendiğini duyurdu. Hastanede tedavisi süren kişi sayısını ise 2 olarak açıkladı. Evet, birazdan sahadan bağlantı yapacağız. Hemen neler olduğunu, yangının seyrinin ve mücadelenin seyrinin nasıl gittiğini öğreneceğiz ama şüpheli kişi yakalandı dedik, gözaltına alındı, itirafçı oldu ve dedi ki, hemen onun ayrıntısını aktarmak isterim. S.A. ilk ifadesinde yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Ormanı babasının bölgede bulunan arazisini sattığı ve babası tarafından dışlandığı gerekçesiyle yaktığını söyledi. Yani babasına kızıp orman yakmış bu kişi. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün bu konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İdam vurgusu yaptı. Diyor ki Bakan Soylu, idam konusu evet Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Bakın, ormanı yakan kişiler için Bakan Soylu bunu gündeme getirdi. Evet, ağza hoş gelmiyor dedi ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir diye konuştu. Orman yangınları için idam konusunu gündeme getirdi. Dinleyelim efendim o sesi. Bu işlerden canı yanan birisi olarak söylüyorum, bir vatandaş olarak söylüyorum. Bu cezalar, özellikle orman konusundaki cezalar arttırılmalıdır. Yani tabii idam konusu Türkiye'de çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusudur. Evet, ağza hoş gelmiyor. Yani çok sıcak gelmiyor ama başka bir şey var. Yani bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir. Evet, son yapılan açıklamalarda artık meteorolojiden şiddetli rüzgar uyarısı da var. Bu nedenle bakanların da açıklamaları bugün artık biraz temkinli gelmeye başladı. Şimdi hemen dilerseniz bir bağlantımızı kuralım. Muğla'ya gidiyoruz, Marmaris'e. Muhabir arkadaşımız İlayda Molla karşımda. İlayda merhaba. Yangınla mücadelede dördüncü gündeyiz. Ve ilçede duman ve küllerin uçuştuğu, ilçe merkezine kadar uçuştuğu bilgisini aldık. Senin gözlemlerin, tanıklıkların nelerdir? Nasıl gidiyor yangın? Peki, arkadaşımız hattan düşmüş. Hemen tekrar bağlayacağız. Çünkü orada ne oluyor bunu öğrenmemiz gerekli. Yeniden muhabir arkadaşımızı bağlayacağız. Ben hemen birkaç bilgi vereyim bu esnada. Arkadaşlar, hazırladığımız fotoğraflar eğer hazır ise
onları paylaşabiliriz. Meteorolojiden şiddetli rüzgar uyarısı var biliyorsunuz. Müdahalede, yangınla mücadelede maalesef rüzgar muhalefet ediyor. Durumu tam tersi bir yöne evirebiliyor. Bu anlamda rüzgar farklı noktalarda yangın etkisini sürdürürken rüzgarın da şiddetlenme uyarısı biraz aslında endişe verici bir uyarı. Şu ana kadar 29 kişi yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 435 kişi ise evlerinden tahliye edildi. Meteoroloji verilerine göre 3 günün en yüksek seviyesinde. Bakın bugün öğleden sonra rüzgarın etkisi son 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Zararın büyüklüğünü biraz önce ifade etmiştik. Marmaris'te şu ana kadar 3417 hektar alan yanmış durumda. Fotoğraflarımız geldi mi? Bir bilgi alabilir miyim? Herhalde yok. Evet. Bakın, fotoğraflar böyle. Hani biraz önce dedik ya, bazı alanlar artık yok oldu, kül oldu. Tamamen gitti. Şimdi bir başka fotoğraf daha olacak. Yani artık gri yemyeşil dağlar gri bir zeminle kaplanmış durumda. Bir başka fotoğraf daha var. Ona da bir bakalım istersen. Peki yok. O zaman arkadaşlar hemen İlayda'ya bağlanıyoruz. Muhabir arkadaşımız İlayda'dan son durumu öğrenelim. Ne duyabiliyorsan eğer sesim ulaşıyorsa... İyi yayınlar Begüm Anaydoğan. Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı akşamından bu yana başlayan yangın hala etkili. Begüm Hanım, duyabiliyor musun beni? Biz seni duyuyoruz. İlayda, biz seni duyuyoruz. Sen lütfen anlatmaya devam et. Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı akşamından bu yana başlayan yangın hala sürüyor. Bugünden itibaren bizim için önemli iki nokta var. Çöplük ve Okluk koyları. Şu anda yangın oraya doğru ilerliyor ve devam ediyor. Önemli olan yerleşim yerlerine inmesini engellemek. Edindiğimiz bilgiler dahilinde şu an tek amacımız bunu engellemek. Rüzgar sabah saatlerine göre şiddetini hızla arttırdı. Bu bizim için iyi işaret değil. Bu yüzden de herkes teyakkuzda diyebiliriz. 4 gündür buradayız dediğim gibi ve son durumun en net bilgilerini almak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün yanımda. Başkanım, geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi 65 saat oldu başlayalı. 65 saattir yangın devam ediyor. Başlangıçta araçlarla ilgili, helikopterle ilgili olan zafiyetimiz süratle giderildi. Şu anda gördüğünüz gibi havada devamlı sefer yapan helikopterlerimiz ve uçaklarımız var. Dolayısıyla yangın bölgesine etkin bir müdahale yapılıyor. Bir tek zafiyetimiz şu, gece uçuşunun olmaması nedeniyle geceleyin maalesef müdahale yapılamıyor. Karadan da müdahale yapılamıyor. Ve dolayısıyla gece zafiyetimiz var. Ama sabah saat 6'dan itibaren başlayıp akşam saat 8'e kadar müdahale devam ediyor. Şu anda aldığımız bilgiye göre sadece Otluk koyuna doğru olan alanda bir ilerleme var. Ama diğer tarafı, yani Datça yoluna doğru olan yangın tam kontrol altına alındı diyemiyoruz. Ama bir aile etkin müdahale orada yapılıyor. Yine sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi rüzgarın şiddetinde artış var. Bu zaman zaman duruyor ve zaman zaman yükselişler yapıyor. Umalım, dileyelim ki bu rüzgar bu hızını azaltsın. Çünkü rüzgar bizim için çok tehlikeli bir durum. Ama şöyle, yani araç gereç olarak baktığımızda olağanüstü bir araç gereç zenginliği var burada. Hatta çokluğu var. Araç gereçleri belediyeler dahil olmak üzere diğer kurumlardan AFAD talep ediyor ve şehirlere, belediyelere talepte bulunuyor, bize şu araçları gönderin diye. Tabii onlar da bu yangın disiplini içerisinde, her belediyenin bu görevi. Şu ana kadar itfaiye araçlarının asıl görevi sadece yerleşim alanlarına
yakın yerde bir bariyer kurmak, bir adeta kale gibi, kale surları gibi bariyer kurmak ve oraya yakın olan yerde eğer karşı taraftan orman geliyorsa, yolun bu tarafında konut varsa buradan karadan oraya müdahale etmek suretiyle konut bölümüne atlamasını engellemek. Yani şeyin arazözlerimizin, yani itfaiye arazözlerimizin görevi bu. Ama biz yangın sahasına giremiyoruz. Araçlar buna müsait değil. Bizim sadece yapacağımız şey meskun alanlardaki yangınlara müdahale etmek. Dolayısıyla bu kadar araç şu anda çok fazla işlev yapmıyor. Ama kritik konularda ormana diğer tarafa atlamasın diye gerekli olan önlemi alıyor. Bununla ilgili de koordinasyon oldukça iyi gidiyor. Ama bazı itfaiye teşkilatı Büyükşehir'e teslim oldular. Öyle olması lazım. Ama bazısı direkt olarak AFAD'a teslim oldu. Tam bir koordinasyonun ne kadar olabildiğini ancak AFAD'daki yetkililer bilir. Tabii önemli olan nokta yangın çıktığı anda en kısa sürede tespit etmek ve en kısa sürede ve en etkin şekilde de müdahalemizi yapmak. Yangın büyüdüğü zaman onu söndürmek bu hava koşullarında çok zor. Onun için tespiti erken yapmalıyız ve her türlü araç gerecin donanımlı olarak anında müdahale etmeliyiz. Bu şekilde ancak büyümeden, bu kadar alanı yayılmadan bunu söndürme imkanımız var. Burada çok kısa araya gireceğim. Biz 4 gündür buradayız ve 4 gündür rüzgarın etkisiyle akşamla müdahale edilemediği için hava karardığından dolayı gece görüşlü bir helikopter bekleniyor. Ve bu konuda bir belirsizlik sürse de İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasına göre bu gece itibariyle gece görüşlü helikopterler gelecek. Sizce bu tabloya baktığınız zaman durum, eğer ki gece görüşlü helikopter gelirse ne kadar kurtulabilir? Çok yararlı olur. Çok yararlı olur. Özellikle rüzgar geceleyin siniyor. O sinme esnasında yaptığımız müdahale çok daha etkin oluyor. Yani yangının tam üstüne gidiyoruz. Ama öbür türlü rüzgar olduğunda yangın ileriye doğru dilini uzatıyor. Dolayısıyla çok etkin olur. Ve ben tabii ki bakanımızın ifadesi bizim için önemli. Eğer bu gece gelecek diyorsa bu gece gelecek. Akşamına gelirse, yani akşam saatlerinde gelirse, normal helikopterler görevini bitirdikten sonra gece helikopterleri devreye girer ve 24 saat etkin bir şekilde göreve devam etmiş olur. Önemli olan da bu zaten. Tabii bu yaz başka yerlerde de yangın olma ihtimali çok yüksek. İnşallah olmaz. Ama bizim her yangında edindiğimiz tecrübeyi iyi analiz edip, eksik yönlerimizi tamamlayıp, aksak yönlerimizi tamamlayıp çok daha organize olarak müdahale etmemiz lazım. Sistemi bir daha revize etmekte yarar var diye düşünüyorum. Ama şu andaki sizin de fark ettiğiniz gibi, yani normal karayolu gibi havayolu devamlı geçiş var ve devamlı helikopterlerimiz var. İşte bu güç başlangıçta itibaren müdahale ettiği takdirde yangın büyümeden ve büyük zarar vermeden kurtarılabilir. Şu anda 4500 futbol sahası kadar alan yandı ama konutlarda bir arıza yok. Hayvan varlığımızda bir arıza yok ama orman varlığımız sadece ağaç değil, bütün ekosistemiyle, börtü böcesiyle ve bitki örtüsüyle çok farklı bir şey. Onun tekrar ihya olabilmesi, ağaçlar biraz daha erken yetişebiliyor ama o altyapının oluşabilmesi oldukça zaman alıyor. Umarım daha fazla yanmadan bunu kurtarırız. Ben bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Çünkü Muğla her ilçesiyle bütün Türkiye'nin kenti. Yani herkes bizim hemşerimiz. Herkes buraya bir kere gelmek istiyor, geliyor, gelmişliği var. Dolayısıyla onlara da hepimize geçmiş olsun diyorum. Özellikle bize katkı sağlayan, arazöz gönderen, araç gereç gönderen tüm belediye başkanlarıma çok teşekkür ediyorum.
Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesi, Marmaris Belediye'miz de başta olmak üzere bu faaliyette gerçekten çok cansiperane çalışıyor. Orman teşkilatımız ve ormandaki elemanlarımız da gece gündüz çalışıyorlar. Bütün emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir daha görmemek temennisiydi. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Begüman Aydoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün konuğumuzdu. 4500'e eşdeğer futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı dedi. Bu ciddi bir rakam. Rüzgar giderek şiddetleniyor. Yayında da gördüğünüz gibi hem çok ciddi bir şekilde yangının yayılmasına sebep oluyor, hem de söndürmeyi zorlaştırıyor. Umarım ilerleyen dakikalarda ve yayınlarda size daha iyi haberler veririz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.